Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi neredeyiz? Şmalkalden. Hallo. Şmalkalden. Ich bin Semi. Ich komme aus Şmalkalden. Merkez Kilisesi. Willkommen. And that's all my German. So, guys, neredeyim? Uzun zamandır yokum. Yani uzun zamandır yokum derken aslında varım YouTube'da. Çünkü videolar editleniyor, bekliyor. Cavit Bey, videoları bekliyor, insanları bekliyor. Hani hızlandıralım bu işleri Cavit Bey. Şimdi arkadaşlar geldik Şmalkalden'a. Şimdi tam meydanda size bir video yapayım dedim. Hani nerede olduğumu. Bu arada Almanya'ya geleli 11 gün oldu. 11. günüm. Şöyle bir etrafı hızlıca bir ufaktan özet alayım size. Burası Şmalkalden meydan. Bu şeye de yazacağım zaten. Açıklamaya da Şmalkalden'ın nasıl yazıldığını yazacağım. Pronunciation biraz farklı olabiliyor. Geldik Almanya'ya. Neden geldik? Erasmus'a geldik. Erasmus nedir? Erasmus bir exchange, öğrenci exchange programıdır. Daha önce ben Erasmus yapmıştım Romanya'da, lisans eğitimimde. Romanya'nın Târgu Mureş şehrine gitmiştim. O zamanlar tabii GoPro'muz yok, iPhone'umuz yok. Hani daha İngilizcemiz o kadar iyi değil. Kültürümüz biraz daha düşük. Ondan sonra oralarda video yapamıyordum. Ama ondan sonra Amerika'ya gidince fark ettim ki param da var. Kazanıyorduk yani. Tabii takip ettiğiniz gibi. Gittik GoPro'muzu aldık. Şimdi GoPro ile Erasmus'lar başladı. Şimdi ben buraya niye geldim? Erasmus'a geldim. Okula başladım. İşte Şmalkalden, Hochschule Şmalkalden üniversitemin adı. Burada elektroteknik master'da öğrenciyim. 6 tane dersim var. Bu dersleri işte zaten Türkiye ile eşleştiriyorsunuz Erasmus'a gelmeden önce. Biraz Erasmus'tan bahsedeyim nasıl yapılıyor. Erasmus yapmanız için öncelikle bir üniversitede öğrenci olmanız gerekiyor. Türkiye'de bir üniversitede ya da başka bir ülkede üniversitede. Lisans olabilir, ön lisans olabilir, yüksek lisans olabilir, doktor olabilir. Hepsinin ayrı ayrı Erasmus anlaşmaları olabilir. Üniversiteler kendi arasında anlaşıyor. Mesela ben Türkiye'de Bartın Üniversitesi'ne kayıtlıyım. Türkiye'deki Bartın Üniversitesi Almanya'daki Şmalkalden Üniversitesi ile anlaşması var, ikili anlaşması. Bu ikili anlaşma diyor ki birbirine, sen diyor kardeşim bana işte senede bir tane master öğrencisi, 3 tane lisans öğrencisi, işte mühendislik bölümlerine kabul edelim. Ben senin derslerini sayayım, sen benim derslerimi say. Bir anlaşma yapalım. Çocuklar değişsin, geçsinler, görsünler. Biraz buradaki eğitimi görsünler, kültürlensinler. Böyle bir program. Böylelikle biz de buralara gelebiliyoruz. Aynı zamanda eğer, bu arada bu programa katılmanız için öncelikle üniversitenize başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru şartları genelde aşağı yukarı aynı oluyor tüm üniversitelerde. 2.20 üstü ortalaman gerekiyor. Ortalaman olması gerekiyor. Yani başarılı bir öğrenci olman gerekiyor. Aynı zamanda İngilizce sınavına giriyorsun. İngilizcen yeterli olması lazım. Genelde üniversitelerde 3 aşamalı sınavlar olur. Yazılı sınav, test artı speaking. Bunların hepsinden puan alırsan ortalamanla beraber harmanlanır. Daha sonra katılanlar arasında seni sıralarlar. Kontenjana göre de hibeli öğrenci gönderirler. Hibe ne demek? Hibe, siz buraya gelirken Erasmus size belli bir maddi destek yapıyor. Batı Avrupa ülkeleri için 600 euro aylık. Doğu Avrupa, Balkanlar için genelde 400 euro. Benim zamanımda 300 euroydu. Enflasyondan dolayı 400 yapmışlar. Tabii bu sene de değişebilir çünkü gerçekten Almanya'da enflasyon var. Her yere yansımış. Dönercide bile fiyatlar artmış. Bu arada burada dönerler meşhur. Yani başarılı bir öğrenciyseniz, değilseniz de çalışın. Erasmus güzel, Erasmus yapın. Çünkü buraya geldiğinizde burada başka bir ülkenin kültürünü öğrenebilirsiniz. Artı kendinize yeni bir dil katabilirsiniz. Artı yeni bir dilin üstüne mevcut olan İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Mesela ben şu an Almanca kursuna başladım. Okulda zaten dersler var.
Almanca öğreniyorum. Artı zaten İngilizcemi geliştiriyorum. Sürekli ortak dil İngilizce olduğu için. Şimdi okula gideceğim. Okulu bir gösteririm size. Burada arada gördüğüm farklar neler? Bir kere disiplin. Alman disiplini. Zaten herkesin bildiği gibi. Okullarda da var. Profesörler var. Güzel. Bir tane derse girdim. Adam direkt şey dersiydi. Sensör sistemleri dersiydi. Dersin introduction'ını yaptı ilk hafta. Yani girişini yaptı. O girişte getirmiş bir tane drone. Güzel sağlam bir drone. Onu çalıştırdı. Orada hani sensörlerin nasıl gerçek hayatta kullanıldığını gösterdi. Sevdim, hoşuma gitti. Güzeldi. Böyle böyle olaylar. Neyse, Erasmus'un ikinci en güzel kısmı. Schengen vizesi. Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi, eğer Batı Avrupa'da bir ülkeye geliyorsanız, Schengen bölgesi ise o ülkenin vizesini aldığınız takdirde artık Schengen vizeniz var demektir. Schengen vizesiyle nereye gidebilirsiniz? Onu da söyleyeyim. Avrupa'da Schengen bölgesindeki her yere gidebilirsiniz. Artı Balkanlara da gidebilirsiniz. Diyebiliyorum. Yalan olmasın. Çünkü ben daha önce Romanya'da Erasmus yaparken Romanya ve Bulgaristan Avrupa Birliği içinde olan ülkeler. Fakat bu iki ülkenin Schengen bölgesine dahil olma durumu var. O yüzden Romanya ya da Bulgaristan vizesi aldığınız zaman Schengen ülkelerine geçiş yapamıyorsunuz. Tehlikeli bölgeler olduğu için. Tehlikeli bölge olma durumu ise Karadeniz'e kıyısı olması arkadaşlar. O yüzden kaçakçılık olabiliyor. Neyse, artık Schengen'im var. Schengen'le de tüm Avrupa'ya gezebiliyorsunuz. Burada devamsızlık sıkıntısı diye bir şey yok. Hocalar yoklama falan almıyor. Direkt ister gidin gitmeyin fark etmez. Daha sonra zaten belli bir süre sonra gezmeye başlayacağız. Yakın ülkelere gideceğiz. Bunlardan biri İtalya olacak. Hayallerimden biri. Fransa'ya gideriz. Sonra Berlin'e gideceğiz. Sonra gideceğiz bir yerlere. Daha plan yapmadım. Amsterdam'a gideceğiz. Önemli. Amsterdam'ı merak ediyorsunuz biliyorum. Özellikle merak eden dostlarım var. Onlara göstereceğim. Bu arada seneye yine Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum. Bu işlemlere de yavaş yavaş başladım. Haziran'a Temmuz'a kadar buradayım. Sonra da bir Amerika yapacağız. Arada da bir Türkiye'ye uğrayacağım. Tatile. Bakacağız. Yanımda da dostum Sercan. Yeni vadim. Sercan, var mı? Dinledin beni. Var mı böyle sormak istediğin, hani şimdi bir izleyici olarak sormak istediğin bir şey ya da eklemek istediğin bir şey? Erasmus hakkında olur, Almanya Erasmus hakkında olur. Erasmus denesinler. Denesinler değil mi hocam? Kesinlikle çok iyi. Hani sen ne okuyorsun? En başta İngilizcenizi geliştirirsiniz. Sen ne okuyorsun? Kaçıncı sınıfta? Makine mühendisi 4. sınıf. Bart Üniversitesi. Aynen. Buraya gelirseniz memnun kalırsanız uzatırsınız. Aynen öyle şeyler de var. Burada şimdi biz birkaç türlü çalıştık. İlla bir kere geldim, 6 ay kaldım, gittim, gideceğim diye bir şey yok. Aynen gelmişler. Kalıyor çocuklar burada bak. Nereye geçti? Araba. Gördü bizi, durdu. İşte. Evet. Avrupa. Hocam Avrupa burasıdır değil mi yani? Budur olay. Bu olay mükemmel. Bu olay mükemmel. Gaya geçirdim varsa atlayın abi. Atla. Sıkıntı yok, ezemez. Ezerse de 60 bin euro tazminat alırsın. Aynen. Bir de vatandaşlık da alırsın ezersen. O kadar. Vatandaşlık alırsın. Direkt ezilirsem vatandaşlık veriyorlar. Atlayın o yüzden. Yani ben razıyım. Aynen. Kolum ağrıdı ya. Biraz şunu tutayım. Öyle yani dostlarım. Amerika sonrası Almanya. Tabii biraz sıkıcı. Burada hani böyle Almanya'nın diyorlar ki teknopartileri. Teknopartileri çok meşhurdur. Tekno müziktir bilmem nedir. Gittik burada. Bizim okulun şey var işte, hoş geldin partisi vardı. Hani vicecik de yok yani, anladın mı? Biz bunlardan İstanbul'da uf neler neler yaptık hocam. Buğra hocam buradan bilir. Hatırlasın. Bizim Kadıköy'de ayıya gittiğimiz günleri hatırlasın. Ayı daha iyi ya. Vallahi ayı daha iyi. Kadıköy ayı. Buradan Kadıköy ayıya selamlar. Çıkışta da neydi o burgerciye gidiyorduk. Islak burger. Of, var mı burada ya? Şu burada yoktur da. İstanbul'da vardı, adını unuttum. Kızılkayalar. Kızılkayalar'da bir ıslak hamburger. Kızılkayalar diye ıslak hamburgerci mi olur? Oğlum Kızılkayalar İstanbul'da. Eşya dükkanı gibi ama. İstanbul'u geçtim. Türkiye'de adamlar şey. Bayağı meşhur yani. Buradan da Kızılkayalara selam.
Abi bak. Kaymaya bırak, devam. Reklamını yapıyoruz. Geldiğim zaman alırım bir ıslak burgerini yerim yani. Ona göre. Selam. Öyle arkadaşlar. Şimdi okula gideceğim. Okulu biraz gösteririm size. Yürüyorum. Şehir merkezinden doğru çıktık. 15 dakika falan şehir merkezinde. Henüz odama yerleşemedim. Odam 8 gün sonra açılacak. 8 gün Sercan'da kalıyorum. Yerde yatıyorum. 8 gün mü? 8 gün daha. 8 gün daha Sercan'da yatacağım. Yerde yatıyorum bu arada. Hani sanmayın ki harika lüksürü bir hayat yaşıyoruz. Yok öyle bir şey. Bundan sonra da yapacağım videolar biraz şey işte, gezi videoları olacak. Artı Alman sokak lezzetleri falan, onlara bakarız. Burada çok döner var. Bizim dönerci abiyi gösteririm size, onu çekerim. Daha sonrasında Almanya'da fiyatlar, araba fiyatları, merak ettiğiniz şeyler varsa, işte öğrenci olmak nasıl? Yani burada öğrenci olabilir misiniz? Neye ihtiyacınız var? Çok kolay. Yani İngilizcem var ve öğrenci mi olmak istiyorsun? Ben seni buraya getiririm abi, sadece izlemede kal. Almanya'ya mı gitmek istiyorsun? Ben seni oraya getiririm, ben sana fikir veririm. Amerika'ya mı gitmek istiyorsun? Ben sana yine fikir veririm. Sadece izle, beğen, abone ol. Bak bunları yaptığın zaman ondan sonra yorum yaz. İşte Semih nasıl gidiyoruz, nasıl oluyor bu işler? Bana bir akıl danışmanlığı. Ücretsiz ha bunlar, bak hepsi ücretsiz, para mara istemiyorum. Gitseniz şimdi Ankara'da bir şirkete, benim söylediğim şeyleri söylemek için en az sizden bilmiyorum ne kadar ister. İster yani, para ister. Sonra burada müzelere gideceğiz. Stuttgart'ta Mercedes Müzesi var. Merak ediyorum oraya. Oraya gideceğiz. Aa, şimdi bu arada bir Alman kültürüyle ilgili bir şey öğrendim. Burada çıplak sauna kültürü var arkadaşlar. Çok meşhur. Sercan öğretti sağ olsun. Şimdi zamanında giderdik. Böyle şeyler varmış, klaplar varmış. FKK klap falan diyorlar. FKK sauna. Aynen, orada işte gidiyorsun içeride. Sana bornoz veriyorlar, terlik veriyorlar. Havuz var, PlayStation var. İşte kızlar falan var, bizim pavyon tarzı bir yermiş. Giriyormuşum falan filan. Bakalım, Sercan gidelim diyor, tutturdu, gideceğiz. O yorum, gideceğiz mi bilmiyorum ama gidersek. Onları da çekemem bu arada size bunları, çünkü yasaktır. Ama eğer gidersem, tecrübe edersem anlatacağım hepsine. Takipte kalmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi gidiyorum, yoruldum artık, kapatıyorum, kolum ağrıdı. Bu şeyde görüşürüz, okulda, okulu çekerim biraz. Belki dönerciye uğrarız, onu çekerim. Sonra... Evet arkadaşlar, burası benim okulun girişi. Şu binada, havza. Burada şeyler var, laboratuvarlar falan var, elektroteknik. Daha sonrasında burada G binası var. Ne var orada bilmiyorum. Şu arkada bir tane bina var. Spor olabilir, Sercan'a kalıyor. Sonra gidiyoruz, gidelim. Yurdu göstereyim. Sonra asıl böyle meydanın olduğu yeri falan göstereyim. Bu arada burada üniversitenin hani öyle Türkiye'deki gibi güvenlikli girişleri vesaire şeyler yok. Şehrin ortasında binaları koyuyor. Zaten öğrenci harici çok insan gelmiyor. Gelse de şey yani. Aa, burası rektörlük, Haus K ve eski bir bina. Gelse de zaten burada sıkıntı çıkartacak insanlar yok. Bizim Türkiye'deki gibi değil. Sonra böyle herkes bisiklet park etme yerleri var. Burası bir bina, bilmiyorum. Kütüphane falan çok yeni. Oralara da girmeyeceğim içeri ama kapalı galiba. 7/24 açık bir kütüphane yok burada Türkiye'deki gibi. Sadece belli hani okulun açık olduğu saatlerde açık. Şurası Blechhammer 1 ve 2. Yani yurt 1, yurt 2. Ayrıca şey, biraz okulun dış tarafında da yurtlar var. Böyle yeşil yeşil her yer. Buraya Mensa diyorlar. Mensa şey, böyle yemekhane, kantin, kafeterya, o tarz bir yer. Kahve, mavi yemek. Burası oturacak yerler yine öğrenciler için.
Şurada yine derslikler var, amfiler var. Şurası kütüphane. Arkada futbol sahası falan var. Onları göstereyim. Gidelim. Daha zaten yeni öğreniyorum. Bu arada burada işte bir tane kartınız var. Öğrenci kartı. Toşka diyoruz. Bu Toşka kartıyla trenlere, şehir içinde toplu ulaşıma ücretsiz binebiliyorsunuz. Ayrıca Toşka kartınıza bakiye yüklüyorsunuz. Toşka kartınıza yüklediğiniz bakiye ile bu kafeteryada, bu yemekhanede yemekler bayağı ucuz. İşte 2 euroya falan öğle yemeği yiyebiliyorsunuz. Ya da bir kahve falan içecekseniz 1 euro falan, o civar. Burada yine servis zone diye bir yer var. Orada da işte international office var. Orada bizim koordinatörler var. Onlardan yardım isteyebiliyorsunuz. Şu ileride basket sahası ve futbol sahası var. Arkada iki tane daha bina var. Onlar ne binası bilmiyorum. Belki spor salonudur. Aa, burada çocuklar koşturuyor. İnliyorlar. Alman bebeleri. Şurada gözüküyor mu şu an bilmiyorum. Millet basket oynuyor, voleybol oynuyor. Bir şeyler yapıyorlar. Bakın arkadaşlar, burada birilerini buldum. Dostlarım. Türk ve... Kanka sen Türk müsün? Aynen. Neresinden? Kocaeli'den geldim ben. Erasmus mu? Erasmus, aynen. Ben sana tanışmadık bak. Biz yeni tanıştık ya. Aynen, siz de. Bölüm ne senin? Business ekonomik. Business ekonomik. Kaç gün oldu? Valla benim bu ikinci sömestr ya. Daha ikinci sömestr. Sevdin mi burayı? Sevdim. İnsanlara der misin gelin diye? Ya valla küçük yeri sevenler gelsin yani, böyle sessiz sakin. Yeşil. Ya, yeşil aynen, orman falan. Seven gelsin yani. Tamam, eyvallah. Ali bir gün kendi bak, evinde ye lan. Bu Ali. Kendinize yiyorum ya, burada yiyorum ama. Bak bu Ali. Ali. Frici. Say hi to my YouTube amık. Hi. Amık. Kanka. Abi, ne yapıyorsun sen burada? Kimsin sen? Ben. Nereden geliyorsun? Ben Ali'yim. Azerbaycan'dan geldim. Gelmişim. İşte ilk senem. Daha 15 gün, 20 gün buradayım. Ne böyle yapıyorsun burada? Barbekü falan. Domuz mu yiyorsun lan yoksa? Yok oğlum, domuz olmaz. Biz bak, aman bunu içeriz. Bak. Bunu içeriz ama domuz yemeyiz. Aa, alkol de içiyor. Kaç para lan bu? Türkiye'dekiler merak eder. 10 TL. Evet. Oo, süpermiş. Kanka sen? Selam, ben Ali'yim. İngilizce konuşuyor. Abi ben Afganım. Afgansın? Evet. Oo. Sen de mi Türkiye'den geliyorsun? Yok, ben Afganistan'dan geldim ama Türkçeyi okulda öğrendim. Afganistan'daki okulda? Evet. Vay. Süper. Beğendin mi burayı? Kanka evet, arkadaşlar yani güzel değil ama şehir biraz küçük. Şehir biraz küçük. Evet. Ama olsun, iyi yani, olsun, değil mi? Olsun yani, iyi yani. Türkiye'den Afganistan'dan iyi. Bu daha özel sosisleri çek. Haa. Çekeceğim. Ben sosisleri. Maybe. Belki kardeşim. Ooo reis, ne haber? Kamerada kaldım. Vallahi yiyorsun he. Yapmışsın göbeği. Hayırlı olsun kanka, GoPro falan var, iyiyim. Tabii GoPro buradan var. Buradan YouTube'a selamlar. Buradan YouTube'a selamlar. Beni takip etsinler mi? Abone olun kanka. Abone olun. Buradan bir tık atarsınız. Nasıl yapıyorlar YouTube'lar? Buradan bir şey tıkılacak. He, oradan bir şey tıklasınlar olsun değil mi? Oraya tıklayın. Sen şey misin? Ocakbaşı sen misin? Ocakbaşı Cem. Cem mi? Aynen. Yani biz yardımcıyız. Ya yardımlaşa yapıyoruz işte. Yani. Ne yapıyorsunuz kanka peki? Beyaz gözüküyor. Valla burada Thüringen sosisi var, Bratwurst. İşte burada da Bratwurst, but şey işte. Domuz değil. Chicken, tavuk. Chicken. Aynen. Domuz yemiyoruz burada, arkadaşlar. Burada da domuz da var. Domuz da yiyorlar. Valla bunlar yiyor herhalde. Ben yemem. Önce domuz yemişler. Bu ikisi yiyor. Yalan. Geçen yiyorduk la. Bu da yiyor. Ben yemiyorum arkadaşlar. Kendim gördüm. Aç kalsam. Yalan amın. Kusarım yani. Enerji almışlar. Bir de içki almışlar. Şimdi kafayı bulacaklar. Ondan sonra... Burayı çekiyor. Burası fakir masası. Niye oğlum? Burada en zengin masa bu. Burada yasak değil mi böyle? Domuz yemeyin abi, domuz yemeyin. Ateş yakmak yasak değil değil mi burada? Temizini tutuyor sen. Şaka diyorum ben. Neyse, yesinler bakayım arkadaşlar, görüşürüz. Kimseyi sorgulamak bize düşmez zaten. İsteyen istediğini yer, doğru mu? Evet abi. Ben yemiyorum bak, bu tavuklu. İstiyorsan da ye, bana ne yani? Evet yani, ilgilendirmez. Aynen öyle. Hadi zaten kendine yemeği diyeyim. Hadi çao.